بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
ربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, bugün Maşite kadının hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tayken havzın başında çok güzel bir koku geliyor. Mis kokusu. Ve Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Ya Cebrail, bu koku da neyin nesi? Nereden geliyor bu koku? Diye. Cebrail de ona bu koku Maşite ve çocuklarının kokusudur diyor. Efendimiz ona peki Maşite kimdir? Bana Maşite'den haber ver diyor. Cebrail de ona Maşite'nin Firavun'un kızının bakıcısı, kuaförü olduğunu söylüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Maşite'nin hikayesini anlatıyor. Maşite bir gün Firavun'un kızının saçını tararken tarağı yanlışlıkla yere düşürüyor. Ve yerden alırken Bismillah diyor. Bismillah deyince Firavun'un kızı sen Bismillah dedin. Yani Allah'ın adıyla dedin. Allah derken babamı kastettin değil mi diyor. Maşite diyor ki hayır. Ben babanın da Rabbi olan, benim de Rabbim olan Allah'ı kastettim. Peki bunu babama söyleyeyim mi diyor kızı. Serbestsin, söyleyebilirsin diyor. Ve kızı hemen gidip durumu Firavun'a söylüyor. Firavun Maşite'yi çağırıyor ve diyor ki sen Bismillah derken hangi ilahı kastettin? Maşite ona da diyor ki seni de beni de bütün kainatı yaratan Allah'ı kastettim. Bunun üzerine Firavun hemen bir kazan hazırlatıyor
ve o kazana kızgın yağ koyuyor. Onları, maşiteyi ve çocuklarını o kazanın içine atıyor. Önce çocukları atıyor. Hem de maşitenin gözleri önünde. En son maşite ve kucağında küçük bir bebek kalıyor. Onlar da atlayacaklar. Maşite diyor ki, bir isteğim var sizden. Ben de öldükten sonra benim ve çocuklarımın kemiklerini aynı mezara koyun. Firavun bunu kabul ediyor. Tam kazana atlayacakken gözü kucağındaki çocuğa ilişiyor. Ve bir an merhamet duygusu ağır bastırıyor. Tam o esnada kucağındaki çocuk dile geliyor. Yürü anne diyor, sen hak yoldasın. Öbür dünyadaki azap bu dünyadaki azaptan çok daha çetin. Yürü diyor, hak yoldasın diyor. Ve maşite kucağındaki o çocukla beraber o kızgın yağın olduğu o büyük bakır kazanın içine giriyor. Evet, bu bir iman örneği. Hem de ne kadar büyük bir iman örneği. Tarihte yaşanmadı mı bunlar? Yaşandı. Ashab-ı Uhdud'da, Hazreti İbrahim'de gördük, ateşe atıldılar. İmanları yüzünden ateşe atıldılar ve hiçbir şekilde de taviz vermediler. Bugün bizler belki biraz daha imanımızı sorgulamalı, düşünmeliyiz. Özellikle bu güzel örneklere bakarak imanımızın nerede olduğunu düşünmeliyiz. Peki neye göre belirleyeceğiz imanımızı? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'e göre. Öyle bir kitap var ki elimizde, her şeyin terazisi. Bize her şeyi gösteriyor. Ve bugün bizler Ramazan'ın 4. gününde yine tarihi Hazreti Süleyman Camii önünde Diyarbakır vaizlerimizden Sayın Yusuf Durmaz hocamla Ramazan ayı, Kur'an ayında Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Biz neredeyiz? Nerede duruyoruz? Tabii ki değerli Mehmet Ali Oğuz abim de o güzel ilahileriyle bizlere eşlik edecekler. Hadi buyurun hep beraber iftar sevincine. Muhammed, aşkata mecnunin ya Muhammed, can fedayı memnunin ya Muhammed, bitedim mahzunin ya Muhammed, bitedim mahzunin ya Muhammed, ya Muhammed şirinu delali, ya Muhammed mahbubi zülcelali, ya Muhammed vadi şer'a zelali, ya Muhammed mizgina cennet ani, ya Muhammed vadi şer'a zelali, ya Muhammed mizgina cennet ani. Ya Muhammed azadi yaz kefese, ya Muhammed şah-ı cezna her nefse, ya Muhammed ev yakan su bekese, ya Muhammed ev yakan su bekese, ya Muhammed, ya Muhammed
Ahu şerinu delali ya Muhammed mahbub-i zülcelali ya Muhammed kudî şer'a zelali ya Muhammed rizgina cennet ani ya Muhammed kudî şer'a zelali ya Muhammed rizgina cennet ani Piroze ya Muhammed Cejnu buhar nevroze ya Muhammed Ne davete kirdoze ya Muhammed Ne bitere ahdu soze ya Muhammed Ne bitere ahdu soze ya Muhammed Ya Muhammed Şirinu delali ya Muhammed محبوب زلجلالي يا محمد ودي شرع زلالي يا محمد مزجنا جنتاني يا محمد ودي شرع زلالي يا محمد مزجنا جنتاني البشير النبي السراج Değerli izleyenler, Sayın Yusuf Durmaz hocamla beraberiz dedik. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Şimdi Yusuf hocamızla biz Kur'an ayında Kur'an'ı konuşacağız inşallah. Şimdi Ramazan ayına muhtelif isimler verilir. Evet. Rahmet ayı, mağfiret ayı, bağışlanma evet, ayı evet. Değil mi? Evet. Yardımlaşma ayı, dayanışma evet. ayı. Ama belki de en önemlilerinden biri Kur'an ayıdır. Ayıdır evet. Değil mi? Niçin? Evet. Niçin Ramazan evet. ayına Kur'an ayı denir? Biz yani sözlerimizde başlamadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Yüce Allah Celle Celaluhu bizleri bu mübarek ayın rahmet ve bereketinden mahrum etmesin. Amin. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in o Yüce Allah Celle Celaluhu'nun limâ yuhyikum yani size hayat verecek bize hayat verecek bu Kur'an-ı Kerim'in bu Kur'an-ı Kerim'den bizi ayırmasın inşallah Teala dünyada da ahirette de bize şefaatçi olsun inşallah Teala. Şimdi insanlık korkunç bir karanlık içindeyken Kur'an gelmeden öncesini söylüyoruz. Gerçekten korkunç bir karanlık içinde kıvranıyorken insanlar zalimler ve ezilenler evet. olarak böyle adeta iki grup olmuşken bir grup zalimler ve mazlumlar. Ve ezilenler evet mazlumlar. Yani zaten mazlum demek ezilen insan demektir. Evet. İşte böyle bir zamanda yani Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat tahrif olmuş, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil'in hükmü kalmamış. Dolayısıyla insanlar puta tapıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kendi çocuklarını diri diri kendi elleriyle toprağa gömüyor. Kadınlar adeta yani bir meta gibi bir eşya gibi alınıp satılıyor. İnsan gözüyle
bakamıyor. Evet. İşte böyle bir zamanda Hira Dağı'nda Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in güneşi doğdu. İkra bismi rabbikellezi halak ayetiyle Kur'an-ı Kerim böyle bir Ramazan ayında Resulullah Aleyhisselam'a nazil oldu. Yani Ramazan ayında değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için biz bu aya Ramazan ayına Kur'an ayı diyoruz. Evet. Evet. Yani önemli öyle, bir gecede değiniyor. Evet. Kadir gecesinde. Kadir gecesinde. Öyle bir kitaptır ki bu doğan güneş öyle bir güneştir ki kime inmiş? Yetim bir insana inmiş. Yetim. Evet. Kimsesiz. Yani aslında kimsesiz değil fakat Müslüman olduktan sonra adeta kimsesizleşti. Herkes kendisinden kaçtı. Evet. Babası yok, kardeşi yok. Amcası kendisine, öz amcası kendisine düşman. Bütün akrabaları düşman. Dolayısıyla böyle bir insana Kur'an-ı Kerim nazil oldu, indi. Bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an-ı Kerim'in ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'in yap dediklerini yaptı, yapma dediklerini yapmadı. Ve bunu insanlara tebliğ etti. Evet. Ve ona inanan insanlara da bunu şart koştu. Siz Kur'an, bu Kur'an'ın yap dediklerini yapacaksınız, bunlardan kaçınacaksınız, dediklerinden de kaçınacaksınız. Evet. Bakınız burada gerçekten dikkatle değerli seyircilerimize, yani hem önce kendi nefsimize sonra seyircilerimize söylesek, dikkatle dinlediğimiz zaman bu günümüz için nasıl ibretli bir tablo ortaya çıkacak. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselam kendisine iman edenleri sadece ben Müslümanım git ne yapıyorsan yap değil. Evet. Bu Kur'an'ın emrettiklerini hayatında tatbik edeceksin. Onlardan böyle bir söz alıyordu. Yasakladıklarından da kesinlikle kaçınacaksınız. O zaman şöyle bir soru önümüze çıkıyor. Biz bugün iman etmiş Müslümanlarız değil mi? Müminler evet, ve Müslümanlarız. Fakat bugün yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı bağlılığımız ne durumda? Yani Kur'an-ı Kerim, bunu çok sorduk gerçi ama evlerimizin bir köşesinde, en güzel köşesinde süs olarak mı duruyor, yoksa Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın içinde? Evet. İsterseniz bu sorunu soruya gelmeden bu söylediklerimizi böyle birkaç kelimeyle evet, özetleyelim. Yani şimdi bu doğan Kur'an güneşi Resulullah Aleyhisselam'a iman eden bu kişilerin çoğalmasıyla çoğaldı. Öyle çoğaldı ki artık şirke tehlike arz etmeye başladı. Evet. Müşrikler ondan korkmaya başladı. Bugün Amerika'nın ve Avrupa'nın Müslümanlardan korktuğu gibi. Evet. Niçin korkuyor ona geleceğiz inşallah Teala. Şimdi öyle bir şeye geldi ki Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde küçük bir o kasabada küçük bir devletinin, küçük bir İslam devletinin temelini attıktan 10 yıl sonra Resulullah Aleyhisselam dünyadan irtihal edince Resulullah Aleyhisselam'ın devleti bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tam 4 katı kadar bir coğrafyaya yayıldı. Evet. Ve Resulullah Aleyhisselam'dan 15 yıl sonra ise bu doğan güneş yeryüzünün hakimi olan iki tane gücü dize getirdi. Bizans'ı ve İran'ı. İran ve Bizans imparatorluklarını dize getirdi ve Müslüman oldular. Müslüman halkları Müslüman oldular. Evet. Demek ki bu doğan güneş bugün de aynı tazelikle devam etmektedir. Evet. Bugün mesela sizin sorduğunuz soru, bugün Müslümanlar niçin bu duruma düşmüş? Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'i sadece dilimizle biz inanıyoruz, kitabımızdır, başımız üstüne ve bir şeyin içine koymuşuz, mesela en baş köşeye bırakmışız, tam güzel. Evet. Bunlar güzel, bunlar zaten bunlar söylemesek olmaz. Aynen. Zaten o saygı göstermesek olmaz ama asla ve asla yeterli değildir. Bu eğer bu Kur'an bizim hayatımızda yeryüzünde bir değişiklik meydana getiremiyorsa bu Kur'an'ın bizi cehennemden de koyamayacağını bilmeliyiz. Yani şunu demek istedim aslında ben. Yani bizler Kur'an'ı biliyoruz, iman ediyoruz. Fakat Kur'an ne diyor?
Kur'an'da ne yazar? Kur'an neyi emreder? Neden alıkoyar? Evet. Bunları bilmiyoruz belki Müslümanlar evet. olarak. Ümmet olarak öyle bir hastalığımız var. Niçin böyle bir hastalık oluşuyor? Yani daha önceki mesela biz İslam tarihine baktığımızda böyle bir toplum yoktu. Yani Kur'an'dan habersiz bir toplum yoktu. Kur'an'a bu kadar yakın ama Kur'an'dan bu kadar habersiz bir toplum yoktu. Niçin şu anda İslam ümmeti Kur'an'dan bu kadar uzaklaştı, manen uzaklaştı? Yani maddeten yakın dursa bile manen evet, uzaklaştı. Evet, kesinlikle. Yani burada biz şunu görüyoruz. Yani Müslümanlar bugün yani nefislerine nefis efereytüm men ittaba ilahuhu havahu. Allah Celle Celaluhu diyor, sen o hava ve heveslerini kendine ilah edindiklerini gördün mü diyor. Bak evet. belki bugün bizi seyreden bazı mesela seyircilerimize bu ağır bir kelime gelir ama gerçekten öyledir. Yani biz nefsimizin evet. istediklerini, küfrün bize dayattıkları bizim nefsimize hoş geldiği için evet. küfrün o dayattıklarından kendimizi tamamen koparmadığımız içindir ki ve Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın bu şerefinden de kendimizi koparmak istemediğimiz içindir ki böyle tuhaf bir durum meydana çıkıyor. Hem inanıyoruz, hem mesela uymuyoruz. Bilmiyoruz ya da. Yani böyle mesela, dolayısıyla bizim yani ne yapmamız lazım? Hı-hı. Çare olarak ne yapmamız lazım? Çare olarak tabii ki ilk önce kendimize gelmemiz, tevbe etmemiz ve hayatımızı Kur'an'ı okumamız, evet. Kur'an'ı anlamamız, Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmemiz ve çocuklarımıza da yaşatmamız. Yani İbn-i Mes'ud diyor radiyallahu teala anhu, biz 10 ayeti ezberlediğimiz zaman, öğrendiğimiz zaman o ayetleri hayatımıza tatbik etmedikçe başka ayetleri öğrenmeye geçmiyorduk. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde bizim de onun hükümlerini bize ne emrediyorsa onu harfiyen hayatımızda tatbik etmemiz, yani bu dünya imtihan dünyasıdır. Nefis ve şeytan vardır. Bugün, evet. hele bugün kültür, demokrasi, sosyalizm, komünizm, laiklik adı altında yani bize mesela dayatılan bu küfür sistemi işte bu adam gericidir, bu ilericidir. Yani İslam'a göre hayatını yaşayan gericidir. Evet. Yani bugün evet. bile hala ne yazık ki onu kırmış değiliz yani. Peki. Hocam buna devam edeceğiz. Bu soruya devam neler yapmalıyız evet. Sorusuna devam edeceğiz ama bir eser arası verelim. İnşallah. Muhammed Ali Oğuz abimiz bize güzel bir eser seslenirsin. Buyurun hocam. La ilahe illallah, dermanı kalbe reşev. La ilahe illallah, dermanı kalbe reşev. La ilahe illallah. Cito bana suhbeke, günah-i vidin veşe. La ilahe illallah, günah-i vidin veşe. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah.
La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Kudaya la ilahe illallah, Muhammed Mustafa'ya la ilahe illallah, Muhammed Mustafa'ya la ilahe illallah. Helas buna ümmete, şefaat avidaye, la ilahe illallah, şefaat avidaye, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Bernedi, la ilahe illallah, dibi girevkat bernedi, la ilahe illallah. Şar kitabın rahmani, şar kitabın rahmani, God Muhammed hak nebi, la ilahe illallah, God Muhammed hak nebi, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Allahu Allah, 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 Allah Evet değerli izleyenler, Yusuf Durmaz hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Şimdi en son dedik ki Kur'an-ı Kerim'den biraz uzak kaldık. Manen biraz uzak kaldık. İşin biraz da yapmamız gerekenler kısmına gelmiştik. Yani ne yapabiliriz? Evet. Bu kadar uzak durduk. Şimdi eve gidelim, Kur'an'ı açıp okuyalım mı? Okumayı evet. biliyor muyuz? Evet. Bilmiyorsak ne yapalım? Okuduktan sonra evet. iş nerelere gelir? Evet. Yani bu bir süreçtir aslında. Evet. O süreci sizden alalım. Evet. Şimdi biraz önce yani
başladığımızda Kur'an-ı Kerim'in nüzulü ile ilgili. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Bakınız bu sizi yaratan Allah'ın adıyla oku diyor. Allah Celle Celaluhu seni yaratan Allah'ın adıyla oku. Evet. Bunu ama oku. Oku. Evet. Şimdi bu öyle bir zamanda bu emir öyle bir zamanda geliyor ki insanlar puta tapıyor. Allah'ın yani Allah'ı tanımıyor. Kıyameti tanımıyor. Her türlü mesela Allah'ın haram ettiği her şey serbest. Fakat her şeyden önce Allah Celle Celaluhu oku diyor. Evet. Bizim ilk önce Kur'an-ı Kerim'i yani okumamız ama okuduklarımızı anlamamız, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmemiz gerekir yani. Çünkü evvela okuyacağız. Evvela okuyacağız. Okumayı sonra bilmiyorsak okumayı öğreneceğiz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle ama şimdi ben geldim diyelim işte 30-35 yaşındayım, hiç Kur'an okumadım, okumayı da bilmiyorum. Ya bu saatten sonra nasıl öğrenirim diye bir şey söz konusu değil, değil mi? Asla. Resulullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, el-ilmu minel mehdi lel-lahd. Zaten Resulullah aleyhisselam 40 yaşındayken ona vahiy geliyor. Peki 60 yaşında bir amcamız derse ki ya ben hiç okumadım. Yani örnekleri minel, var değil mi? Minel mehdi ilel-lahd. Yani bu bütün sahabiler, yani Mekke-i Mükerreme'de İslam gelince 10-12 kişi yani bir şeyleri vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Hatta belki daha azdır yani okuma evet. yazma bilenler. Evet. Yani bunların hepsi sonradan fakat dünyaya yön verecek insanlar, alimler oldular. Eserleri günümüze kadar geldiler yani. Yani önce okuyacak, okuduğunu anlayacağız, anladıklarımızı. Peki okuduğumuzu nasıl anlayacağız? Yani Kur'an'ı yüzünden okuduğumuzda işte diyelim ki mealini de okuduk. Maliyle anlamamız mümkün müdür sadece maliyle? Şimdi sadece mali okuduğumuzda belki birçok şeyde biz yanlış yapabiliriz yani. Kur'an-ı evet. Kerim'i biz asla malinden anlayamayız. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Onun onu o ayetlere rehberlik eden onun hadisleridir. Dolayısıyla biz bunu tefsirlerde mutlaka maalle yetinmeyerek mutlaka bir tefsiri mesela bugün başta Seyyid Kutub rahmetullahi aleyhi canını vermiş ve o tefsiri cezaevinde yazmış. Evet. Yani bir eser, büyük bir eserdir. Yani mutlaka Kur'an-ı Kerim'i biz tefsirlerden okuyalım ki Kur'an-ı Kerim'in bizden ne istediğini anlayalım. İyi anlayalım. İyi anlayalım, hayatımıza nasıl tatbik edelim. Şimdi dediniz ki Peygamberimizin hadisleri ve sünneti. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamanın şartlarından biri o zaman sünneti bilmektir. Kesinlikle. Ya yani da siyeri bilmektir. Biz, ya da hadisi bilmektir. Biz Resulü Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'den ayrı düşünürsek kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i anlamamış oluruz. Evet. Yani çünkü öyle bir şeyler vardır ki bu Resulü Aleyhisselam'a nazil olmuş ve bunu sahabilere açıklayan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Dolayısıyla mesela örneğin Kur'an-ı Kerim namaz kılın diyor ama nasıl kılın demiyor yani. Evet. Namaz kılın diyor. Mesela zekat verin diyor fakat nasıl zekatı verin söylemiyor. Tüm bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i şimdi ben Kur'an-ı Kerim'de okudum. Değil. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki namaz kıl. Kalkıp namaz kılacağım ama namaz nasıl kılınır? Değil mi? Kaç ne yapacağım? Bu namaz nedir? Yani evet. Nasıl kılınır? Rukum tamam. Nasıl sala. Derse. İşte nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor sallu kema ra'aytumuni usalli. Yani namaz benim nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi size namaz tamam. O zaman namaz ayeti bile başlı başına tek başına maliyle yetmiyor o zaman yani, anlamak için. Yani ya da namaz bir örnektir yani. Sadece bir örnek. Bir örnektir yani. Yani bu örnekten bile şunu anlıyoruz ki biz namazımızı sadece ayete bakarak nasıl kılacağımızı bilemeyiz. O zaman burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. O yüzden ölçü hep Kur'an ve sünnet oluyor ya. Biz hep diyoruz ki biz merkezimize Kur'an ve sünneti koyalım. Peki bunu bugün birbirinden ayırmaya çalışsan. Desen ki ya işte diyenler de var. Kur'an bize yeter. Sünnet işte olmasa da olur. Ya da sünnet hadisler işte sahih değildir vesaire. Hadisi küçümseyenler haşa oluyor. Evet. Haşa. Şimdi, oluyor mu? Yetiyor mu yani? Şimdi
ben şahsen bunların bu girişimlerini şöyle anlıyorum. Bu şeytani bir girişimdir. Küfrün bir oyunudur. Yahudilerin bir oyunu olduğuna inanıyorum. Yani mesela şeytan edebildiği kadar insanın namaz kılmamasını istiyor. Kılmayın. Evet. Namaz kılmayın. Baktı ki adam kılacak. O zaman ne yapacak? Ya daha vakit vardır. Oradan biraz sevap. Allahu Ekber dedi. Orada mesela tarlasını, hayvanını falan şeyini, düşmanını, dostunu aklına getirir ki bu sefer sevabından azatsın. Şimdi bunlar da baktılar ki küfür baktı ki bu mesela bu bir vakiadır, bu kesindir. Evet. Bu küfrün birçok toplantılarında dile getirilmiş. Allah Celle Celaluhu da meydan okuyor onlara ve inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Yani bu Kur'an'ı biz indirmişiz, onu koruyacak olan da biziz. Biziz, evet. Ettiler etmediler. Mesela örneğin 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam devleti dağıldı. Müslümanlar parçalandı ve küfrün tasallutu hakimiyeti altına girdi. Evet. Ve Kur'an sahipsiz kaldı. Bu Kur'an'ın örtü ayetini çıkarabilirdi. Mesela bugünkü biz Müslümanlar yahu yok 100 yıl önce vardı yahu yoktu. Valla böyle bir mücadele içine girecektik. Olsaydı nerede? İçki ayeti. Mesela birçok ayetler bu şekilde eğer edebilirlerdi çıkarırlardı. Ama gerçekten onlar da itiraf ettiler. Güçleri yetmediler. Zaten Kur'an'dan korktuklarının bir sebebi de bu iki şeyden dolayıdır. Evet. Birisi bir türlü bu Kur'an'ı değiştiremediler. İkincisi emrettiği her şey taptaze ortadadır. Yani 21. yüzyılda güneş gibi ne modası geçmiş ne eskimiştir. Evet. Dolayısıyla baktılar ki Kur'an'a bir şey yapamazlar. Bu sefer biz insanları Kur'an'dan uzaklaştıralım. Bunu da ne yapalım? Kur'an bize yeter bir sünneti ne yapalım? Evet. Kur'an'ı siz peygambersiz bıraktığınız zaman yani Kur'an'ı peygamberden tamamen soyutladığınız zaman kesinlikle bu Kur'an anlaşılmaz bir kitap olur. Hiçbir şekilde anlaşılmaz bir kitap olur yani. Hı hı. Dolayısıyla yani biz Kur'an-ı Kerim Kur'an anlaşılmazdan kastımız pratiğe nasıl döküleceğini kesinlikle anlayamayız. Yani anlaşılmaz yoksa anlaşılır dediğimiz, bir kitap değil. Anlaşılmaz dediğimiz şöyle. Mesela Kur'an-ı Kerim namaz kılın diyor. Yani evet. Bu tür örnekler üzerinden yani. Bazı mesela diyelim ki miras gibi. Hı hı. Miras gibi bazı şeyleri detaylı açıklamış ama birçok bu böyle muhkem dediğimiz ayetler. Hı hı. Muhkem dediğimiz birçok ayet yani bizim anlamamız mümkün değildir. Allah-u Teala namaz kılın diyor. Allah-u Teala zekat verin diyor. Biz nasıl namaz kılacağız? Nasıl zekat vereceğiz? Evet. Yani birçok ayet bu şekilde yani bizim anlamamız mümkün değil. Evet, o manada bir. O manada söylüyoruz. O zaman Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz. Kesinlikle birbirinden ayrılmaz. İki parçadır. Zaten Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Yani Necm suresinde peygamber kendi nefsinden asla bir şey konuşmaz. İlla evet. Vahyun yuha. Ancak vahyedilmiş bir vahiy ile konuşur. Yani Resulü Aleyhisselam'ın konuştukları da vahiydir. Evet. Dolayısıyla bu vahiy Kur'an'dan ayrı. Kur'an'dan ayrı sünnet dediğimiz bir vahiydir. Resulü Aleyhisselam kendi şeyinden konuşmamış. Bunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor yani. Dolayısıyla yani bu girişim işte dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'i tamamen ortadan kaldırmaya güçleri yetmediler. Evet. Ne yaptılar? Bu sefer biz bu şekilde bir girişimde bulunalım ama inşallahü teala bu daha doğmadan bertaraf edildiğine inanıyoruz. Bugün de aynı oyun oynanıyor diyorsun. Yani evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzerinden bu sefer bir oyun oynanmaya çalışıyor. İşte sünnet olmazsa da olur, işte sünnet bozuktur zaten, hurafe var içinde vesaire gibi böyle sünneti İslam ümmeti, İslam toplumu içerisinden alıp sadece Kur'an'ı bırakacaklar. Sadece Kur'an'ı bırakırlarsa da hani dediğiniz gibi anlayamayız. Anlayamadığımız zaman da ne yapacağımız? Yani pratiğe dökme noktasında da sıkıntı şimdi yaşayacağız. Şimdi bu hak ve batıl mücadelesidir. Küfür İslam mücadelesidir. Kıyamete kadar devam edecek ve evet. Küfür gerçekten küfrün rehberi şeytandır. Bütün
bütün oyunları da şeytanidir. Bakınız Allah Celle Celaluhu diyor: Ya eyyuhallezine amenu stecibu lillahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdığında icabet edin. Sizi size hayat verecek şeye çağırdığında. İşte Kur'an-ı Kerim demek ki biz Kur'an'ın bize emrettiklerini yapmasak bir ölüm mesabesindeyiz ki bugün İslam dünyası böyledir, yani ölüm mesabesindeyiz. Bizim bize hayat verilecek şeye kavuşabilmemiz için Allah ve Resulün bize emrettiklerini hayatımızdan tatbik etmemizdir. Bakınız şimdi bu sorumuzun bir cevabı da buradadır. Evet. Lillahi ve lirrasuli. Yani Allah Celle Celaluhu kendi itaatinden sonra mutlaka Resulünün itaatini söylemiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize hayat verecek şeylerdir ve bugün 21. yüzyılda da bu taptaza ortadadır. Hı-hı. Bakınız ben bazen şu örneği görüyorum. Mesela Musa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz, onun mucizeleri vardı. Her bir peygamberin bir mucizesi vardı. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesi de Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'un huzuruna gitti ve işte ben peygamberim, sen Allah değilsin, Allah vardır. Sen nasıl peygambersin, alameti nedir? Hemen o bastonunu yere bırakıyor, büyük bir ejderha olup, mesela Firavun da tabii ondan korkuyor. Evet. Firavun meclisini topluyor, bunu ne yapalım diyor. Diyor ki meclisi diyor kolaydır, bu 10 yıl bizden uzaklaşmış, gitmiş sehir öğrenmiş gelmiş. Biz de onun karşısına en mahir sehirbazlarımızı çıkaralım, onun sehrini iptal eder, biter yani, biz kurtuluruz ondan. Tabi bütün Mısır halkını böyle diyelim ki böyle bir yerde topluyor ve şu meydanda bunlar 72 tane en mahir sehirbazlarını getiriyor ve bu sehirbazlarını getiriyor ve Musa Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Musa Aleyhisselam da geliyor, bütün Mısır halkı seyrediyor ki Musa Aleyhisselam'ı Mısırların gözünde bitirsin, düşürsün. Evet. Ve bunlar karşı karşıya geliyor. Bu 72 kişi de öyle kişilerdir ki sihirin yani şeyidirler, icat edendirler. Sihri evet. İcat eden onlardır. Sihir nasıl oluyor? Bunu en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla en mahir, en uzman kişilerdendir. Bunlar geliyor Musa Aleyhisselam, işte siz atın, ben atayım, Musa Aleyhisselam diyor siz atın. Ve bunlar ellerindeki o çubukları ve ipleri o sahaya atıyor. Ve bir de ne görsün? O koca mesela vadi hep dolu yılan ve mesela ejderha oluyor. Evet. Musa Aleyhisselam korkuyor yani. Bir insandır neticede. Allah Celle Celaluhu diyor ve la tahaf. Diyor korkma ve elki asake, sen de asana at. Musa Aleyhisselam asasını attığı gibi büyük bir ejderha oluveriyor ve onların hepsini topluyor ve Musa Aleyhisselam şeyini alıyor, bir baston. Asasını. Bunlar hemen Müslüman oluyor. Çünkü bunlar bunun sehir asla olmadığına inandılar. Ve işte Firavun diyor, bu bütün tağutların, zalimlerin yaptığı gibi sen nasıl bizden habersiz iman edersin, sizin kollarınızı ve ellerinizi çapraz keseceğiz. Fakat bunlar öyle bir imanla iman etmiş ki, hı hı, artık sen ne yapsan biz Allah'a inandık, iman ettik. Ben bunu niçin bu örneği verdim? Şöyle verdim. Bakınız 21. yüzyılda. Şimdi Amerikan ordusuna bakıyorsun, yani elindeki atom bombalarıyla dünyayı yıkacak bir güçte. Mesela Avrupa'ya bakıyoruz herkese, İsrail'e bakıyoruz öyle. Yani küfür dünyasına bakıyoruz, İslam dünyasına bakıyoruz, birbirine düşmüş. Kimisi onu şöyle konuşalım, ihtilafları. Evet, şimdi ihtilafların belki hem kaynağı hem de bu sorunun çözümü. Evet, şu şekilde üzerinde. Bununla bağlantılı olduğu için söylemek evet. istiyorum. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in de 21. yüzyılda Musa Aleyhisselam'ın o asası mesabesinde olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Demokrasi, sosyalizm, komünizm, laiklik getirin. Ne kadar filozoflarınız varsa getirin, sistemler, rejimler, ideolojiler icat etsinler, Kur'an-ı Kerim'in karşısında iflas etmeye mahkumdurlar. Kur'an-ı Kerim hepsini yutacak diyorsun. Dolayısıyla çareleri nedir? İşte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'i ırkçılıkla bu türlü şekilde
birbirleriyle uğraştırmak, evet, Kur'an'dan soğutmak, peygamberi Kur'an'dan soyutlamak, evet, bunu başaramaz. Ha bak, İstecibu ya eyyuhallezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli. Allah ve Resulü birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Eyvallah. Evet, değerli izleyenler, sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar buradayız. خوش نهب تبعانی یه هول حمی ام باور ارج قلب و جان ارف رمد نرجیان وینات و شینات و دین وجود هر دمی ام باور ارج قلب و جان ارف رمد نرجیان Tine uşina devam, tine vücudi her demi, tine vücudi her demi. جمار زوجلا مخلوق و عالم روش و حال عینای وان محکمی او چاو پوزونه بودم دست و پیو بجنال هم نایم وجود بروج و شم به تقویدان اکرمی Pozuni budem de supiyu bejnalı hem Nayim vücudi bir rucu şev Bete kvedani ekremi Bete kvedani ekremi اشکر و مرد تنه لپی محمد تنه بخمبر تی خاتمی یا رب سلاتان هف سلام و ایزر کون سبح و شام باری نسر خیر للم احمد محمد اردمی Selata hem selam Ekzer kevni sübh u şam Bari neser khayrül enam Ahmet Muhammed Erdemi Ahmet Muhammed Erdemi Ahmet Muhammed Erdemi Muhammed Rahim El-Malik
iftar sevinci programımız devam ediyor. Tarihi Hazreti Süleyman Camii önündeyiz ve Yusuf Durmaz hocamızla Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Daha doğrusu Ramazan ayı, yani Kur'an ayıdır aynı zamanda. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i biraz konuştuk. Aslında şuraya geldik. Kur'an-ı Kerim'den çok uzak kaldık. Şöyle bir soru soralım. Yani bugün dünya coğrafyalarında, aslında ümmet coğrafyalarında bir örnekler verdiniz. İhtilaflar var. Evet. Parçalanmışlıklar var. Ve bir mezalim var. Evet. Değil mi? Acaba bunun sebebi Kur'an'dan uzak durmak mıdır? Evet. Yani Kur'an'dan uzaklaşmak mıdır? Evet. Ya da Kur'an'ı unutmak mıdır, okumamak mıdır, evet, anlamamak mıdır? Evet. Şimdi tabii Kur'an'dan uzaklaşmak demek hepsini içeriyor. Yani hem evet, mesela okumamak da evet, anlamamak da, yaşamamak da. Evet, hepsi bunun içine giriyor. Şimdi yani biz İslam tarihine baktığımızda başlangıçta Resulü Aleyhisselam'ın hayatından çok az bir örnek verdik. Yani onun yetim oluşundan, onun amcasının bile ona düşman olduğundan, bütün dünyanın ona düşman evet, olmasına rağmen yani bu davası hiçbir şekilde öne alınamadı, giderek büyüdü ve 10 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti büyüklüğünde, 4 kat büyüklüğünde bir devlet, Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun eğitimiyle büyüyen o mübarek sahabiler 15 yılda 3 tane kıtayı dize getirdiler, fethettiler. Ne zaman ki İslam tarihine baktığımızda, ne zaman ki Müslümanlar yani İslam'dan uzaklaşmışlar, dolayısıyla Kur'an'dan uzaklaşmışlar. Hatta şu dikkatimi çekiyor, yani Avrupa'ya ne zaman ki dost elini uzatmışlarsa, o zaman adım adım geri gitmişler. Bakınız, Yahudi ve Hristiyanları kesinlikle dost edinmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz baktığımızda, yani hangi İslam devleti bugün yeryüzünde, kaç tane İslam devletleri vardır? Aslında bütün İslam devletleri Kur'an etrafında bir olmaları gerekirken evet, kaç tane vardır, her neyse, bu kaç tane devlet İslam hükümleriyle yönetiliyor? Yok. Neredeyse yani, sıfır. Bugün mesela adalet sistemimizden tutun, bilmem aileyi düzenleyen bilmem her türlü şey nedir? Yani kimisi mesela Avrupa'dan almış, kimisi Sovyet'ten almış, kimisi sol, kimisi sağ, sosyalizm, komünizm, demokrasi, her birisi bir şeyden evet, tutmuş gidiyorlar. Evet. Öte yandan da ben Müslümanım. Böyle bir şey yani mümkün müdür? İşte Allah Celle Celaluhu bize ne diyor? Efe tü'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Bakınız, bu kitabın, bu Kur'an'ın bir kısmına iman edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Ya Kur'an bir bütündür, İslam bir bütündür. Yani ayrılamaz, parçalanamaz. Ben bazen şunu söylüyorum, yani şimdi bir arabayı düşünün, koca bir araba, her şeyi mevcut, bir tane kablosu, bir bujisi, hatta şey vardı eski o Renault'larda, yani küçücük bir o platinin içinde evet, bir mercimeği ikiye ayırdığın zaman evet, her birisi bir tarafta, orası paslandığı zaman bile o koca araba orada çalışmaz, bir taş gibi duruyor, çalışamıyordu. Yani İslam da bu şekilde bir bütündür. Biz İslam'ın bu güzelliklerinden, bu rahmet bereketinden Resulü Aleyhisselam nasıl onu hayatının, sahabileri hayatında tatbik etti. وَلَنُّحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Allah Celle Celaluhu diyor, dünyanız cennet olacak. Evet. Eğer siz Kur'an'a uyduğunuz takdirde salih insanlar yeryüzüne, salih kullarım yeryüzüne hakim olacaklar. Yani dolayısıyla biz de Kur'an-ı Kerim'in bu bereketinden yararlanabilmemiz için o zaman şöyle eksiksiz diyelim, İslam'ı yaşamamız gerekir. Şimdi dedik ki ihtilafın sebebi bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın ve tabii ki bu zulmün sebebi Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Kesinlikle. Unutmaktır. O zaman son soru olarak şöyle diyelim. Bu şekilde bağlayalım. Peki tekrar bir ümmet olabilmenin, tekrar birleşmenin, değil mi? Vahdetin, evet, değil mi? Evet. İhtilafların bitimi, ittifakların başlangıcı, bunların hepsine tekrar Kur'an-ı Kerim sebep olur mu? Kesinlikle. Kur'an'ı
bağlanırsak, onun ipine sımsıkı sarılırsak nasıl olacak bu? Eğer böyle olmasaydı, biraz önce de söylediğimiz gibi, eğer böyle Kur'an-ı Kerim'in bir وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği var. Evet. Onun hükmü kıyamete kadardır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Şimdi yani eğer böyle olmasaydı kesinlikle, evet, Amerika, Avrupa bugün sağ, sol, komünizm, sosyalizm bugün İslam'dan bu kadar korkmaları mümkün değildi. Onlar Kur'an-ı Kerim'in bu gücünü, bu mucizesini görmüşler. Dünkü Ahmet ile Mehmet, Hasan ile Hüseyin, Kürt, Türk, Arap, Fars demeden, yani Kur'an'a iman ettiği Müslümanlar kardeştir. Evet. Küfür onların düşmanıdır. Demek ki nasıl onlar bu Kur'an'a bu şekilde iman ettiler, Allah'ın bu ipine sımsıkı sarıldılar, evet, en kısa zamanda iki tane yeryüzünün hakimi olan iki tane süper gücün, imparatorluk olan süper gücü dize getirdiler, fethettiler. Evet. Bugün de görüyorlar ki vallahi Ahmet, bugünün Ahmet ile Mehmet'i, Hasan ile Hüseyin'i, Kur'an-ı Kerim'i kendilerine rehber, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de kendilerine önder ettikleri gün vallahi onların sonudur. Fakat zulmün sonu. Kesinlikle. Küfrün sonu. Küfrün sonu. Onların küfürlerinin, zulümlerinin sonu. Sonu. On kesinlikle onların bu küfrün, bu zulmün, bu tağuti sistemlerinin sonudur. Bunu biliyorlar. Evet. Onun korkularının sebebi, bu kadar çırpınmalarının sebebi budur. Ama biz bazen şunu söylüyoruz. Bu kurmancil velate medgo dizi khodi pevhasya. Bele. Yani hırhız ile mal sahibi, ev sahibi birbirlerinin farkına vardılar. Ev sahibi evinde bir hırhız olduğunun farkına varmış. Evet. Hırhız kaçmaya mahkumdur. Müslümanlar bu toprakların sahibidir. Evet. Kur'an-ı Kerim güneş gibi modası geçmemiş, taptaze ortadadır. Evet. Modası geçmemiş. Getirdiği bütün şeyler bize hayat verecek şeylerdir. Evet. Biz 100 yıldır onların sistemleriyle eğitildik. Çocuklarımız onunla büyütüldü, evet, onunla uyuşturulduk. Fakat bize kan, gözyaşı, fitne, fesat birbirimize düşmekten başka bir şey bize getirmedi. Evet. Müslümanlar şunun farkına vardılar ki tek çareleri Kur'an, Kur'an'dır. Kur'an'dan başka bir çareleri yoktur. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bugün olmasa da yarın, yarın olmasa da öbür gün, fakat uzak değildir. Müslümanlar tekrar Resulullah ve sahabeleri gibi Kur'an'ı kendilerine rehber, Muhammed Mustafa'yı kendilerine önder edinerek yeryüzünün hakimi olurlar inşallahü teala. Bu ayeti de okuyarak ve enne haza sirati müstakimen. Dost doğru yol budur diyor Allah Celle Celaluhu, benim yolum dost doğrudur. Evet. Bak dünyada şerefli olursunuz, ahirette de cennete girersiniz. İsterseniz şunu da söyleyeyim, bitireyim. Bazen insanlar bana diyor ki ya madem böyle, bu Kur'an böyledir. Ya gerçekten öyledir. Yani biz zamanımız yoktur, bütün özellikleri tabii, sayamadık. Tabii. Yani madem bu kadar ilerici, bu kadar modern bir kitaptır, biz de Müslümanız, niye biz gerideyiz de onlar ileride? Onlar, evet, ileride. Ben bunu söylüyorum. Ya şimdi George ile Hans o kadar akıllıdır ki uçak yapıyor, füze yapıyor, araba yapıyor. Hasan Hüseyin de o kadar geri zekalıdır ki bugün yine develeri binsin. Yok. Zamanı gelmiş. Ama zamanı gelmiş, gerçekten Müslümanlar onlardan daha akıllıdır. Ama biz Kur'an'a sırtımızı dönmüşüz, bir. Unutmuşuz. Ve ben özür dileyerek ilk önce sizden sonra seyircilerimizden bu yani teşbihte hata yoktur diyor. Ben bazen şu soruyu soruyorum. Hiç kuyruğun önde yürüdüğüne kimse şahit olmuş mudur? Hayır. Asla şahit olmak. Kuyruk arkada yürümeye mahkumdur. Evet. Bugün biz, bazı Müslümanlar, biz Amerika, Avrupa'nın yani sağ cenahın demokrasi layıklığın kuyruğu olmuşuz. Bazı Müslümanlar da komünizm, sosyalizmin kuyruğu olmuş gidiyoruz. Çok güzel bir tespit. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Durmaz hocamıza katıldığınız için. Kur'an-ı Kerim'i güzel bir konuyu konuştuk. Allah size razı olsun.
Evet değerli izleyenler, Ramazan'ın dördüncü gününü burada bitiriyoruz. Birazdan bir 5 dakika sonra inşallah biz yarın yine burada olacağız. Tarihi Hazreti Süleyman Camii önünde 5. günde yine değerli bir konuğumuzla burada olmaya çalışacağız. Şimdi sözü Muhammed Ali Oğuz abimize bırakacağız. Güzel bir ilahi ile final yapıyoruz. Medine'de bir pazar, nur inci cevher saçar, nur üstüne nur yağar. La ilahe illallah, nur üstüne nur yağar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Arafat'ın yolları eritir günahları, Arafat'ın yolları eritir günahları. Müminlerin ahları ezelden gelir billah, müminlerin ahları ezelden gelir billah. Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah. Döner sarma sarışık, Medine'de bir ışık. Döner sarma sarışık, burada bir garip aşık. La ilahe illallah, burada bir garip aşık. La ilahe illallah, Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah.
Allah. Ravzası yeşil kubbe, nur yağar habbe habbe. Ravzası yeşil kubbe, nur yağar habbe habbe. İlahi yandım tövbe, la ilahe illallah. İlahi yandım tövbe, la ilahe illallah. Resulallah, la ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah, Muhammed Resulallah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah.